Ha, söyle. Değerli basın mensupları, hepinize sağlık diliyorum, huzur diliyorum, iyi mesailer diliyorum. Anayasa Mahkemesi 10 Ağustos 2022'de bir karar vermişti. Yeni, taze. Bir bireysel başvuru üzerine resmi ilan ve reklamların kesilmesine karar verilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edilmesi hakkında. Daha Ağustos ayında. Şöyle diyor. Yüce Mahkeme, Yüksek Mahkeme, basın ilan kurumu tarafından verilen cezalara bakıldığında kuruma tanınan yetkinin basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye giderek artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu tespit edilmiştir. AYM, Erdoğan, AK Parti, MHP, daha Ağustos'ta böyle bir karar varken dün gece yarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sansür yasası hangi akla hizmet çıktı anlamak mümkün değil. Çok açık. Çok açık, yani basın ilan kurumunun bir iş ve işlemiyle ilgili yapılan bireysel başvuruya Anayasa Mahkemesi aldığı kararla bu konulara noktayı koymuş. Yani anayasa gibi demiş mahkemede. Basın hürdür, sansür edilemez demiş. Şimdi yasa geçti. Öyle oldu, böyle oldu. Parlamentodaki 3 muhalefet partisi yasaya Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün muhalefet partilerine verdiği yetkileri, imkanları, obstrüksiyonları kullanarak olabildiğince gayret gösterildi. Engelleme yapılırken uzlaşma arandı. Dün Sayın Özkan'la konuştuk burada. Uzlaşma aradık. Müteaddit defalar görüşme yapıldı. Zaman zaman belli noktaya da geldiler. Sonra bir yerlerden bunlara bir telefon geliyor. Hayır. Mesela 3 yıl meselesini 2 yıla inme noktasında bir ara bir noktaya gelinmişti. Sonra oturduk. Yok, biz 2 yıla indiremiyoruz. Niye kardeşim? Konuştuk ya 2 saat önce. Yok, indiremiyoruz. Belli ki komutla, talimatla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhur İttifakı'nın parmak çoğunluğuna dayalı olarak bir yasa geçirildi. Hep sık kullandığım bir şey var. Demokrasi el kaldıran iki ördeğin bir file üstünlük sağladığı rejimin adı da değildir ayrıca. Demokrasi sadece meclis en önemli ayağıdır. Ama yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı kombinasyonu içinde bakıldığında iki ördek el kaldırdı diye bir file üstünlük sağlanmış olmaz. Şimdi değerli arkadaşlar, inşallah bu yasayla ilgili Cumhurbaşkanı herhalde apar topar da yayınlayabilir ya da biraz bekletebilir. Yayınladığının ertesi günü Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi düşünüyoruz. Tabii bu işler öyle çok kolay da, bu mahkeme dilekçelerini herkes de öyle çok kolay falan zannetmesin. Bayağı emek ve özen gerektiren bir iştir. Çok kıymetli hukuk danışmanlarımız çalışmaya başladılar. Ben zaten çalışma şeyini, talimatını yasa meclise geldiğinde vermiştim. Yasa bu haliyle geçerse, yani normalleşmezse ki umudum da yoktu. Arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, danışmanlarımız çalışıyorlar. Niye gideceğiz Anayasa Mahkemesi'ne? Anayasanın 22. 25. 28. 26. 13. ve 2. maddelerine bu yasa açıkça aykırı. Yani haberleşmenin engellenemeyeceği ve gizliliğine dokunulamayacağı ilkesine, düşünce ve kanaat hürriyetine, basın hürriyetine, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanamayacağı hükmüne ve devletin niteliğine. Erdoğan, anayasanın 2. maddesini ara sıra bir okur musun? Ara sıra. Önünde, çantanda, yanında vardır. Ya burası hukuk devleti anayasaya göre. Beyefendi, her aklına estiği gibi yasa yapamazsın. Çoğunluğun var diye parlamentoya böyle abuk sabuk kanun teklifleri yazdıramazsın Erdoğan. Burası hukuk devleti. Muhalefeti zindanla tehdit ediyorsun. 299 sana yetmedi. Cumhurbaşkanı'na hakaret, TCK 299'dan 200 bin aşkın insana dava açtın, doymadın mı? Kaç çocuk diye ceza alan? 300 tane çocuğa ceza verdirdin mahkemelerde Cumhurbaşkanı'na hakaret diye. Sen AK Parti Genel Başkanı olarak millet tarafından eleştiriliyorsun, kınanıyorsun. Partisiz bir cumhurbaşkanına Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse saygısızlık yapmaz.
AK Parti rozetini takıp AK Parti kongrelerinde muhalefete ağzından salyalar akarak hakaret edersen, küfür edersen millet de sana iki laf eder kardeşim. Bu kadar basit. Şimdi dün mecliste söyledim. Televizyon yayını olmadığı için bir daha söyleyeceğim. Bir söz söyleyeceğim. Sonra o sözün kime ait olduğunu söyleyeceğim. Ve bu yasaya ne kadar yakıştığını söyleyeceğim. Söz şöyle. Söz derken paragraf mı diyelim? Kelimeler silahtan daha güçlüdür. Düşmanlarımızın silahlanmasına izin vermiyoruz. Neden konuşmalarına izin verelim? Demiş. Kim? Çok okuyanlar bilir. Benim gibi az okuyanlar bilmez. Stalin. Bu kafa, Erdoğan'daki kafa Stalin kafası. Kelime silahtan güçlü, doğru. Doğru. Osmanlı'da da öyleydi. Kılıçla kazanan yerler kalemin gücüyle tahkim edilir. Doğru. Düşmanlarımızın diyor silahlanmasına izin vermiyoruz. Konuşmasına niye izin verelim? Erdoğan, Stalinleşme. Arada seni Hitler'e benzetiyoruz yaptığın uygulamalarla ama Stalinleşmek sana pek yakışmaz. Yapma bunu. Yolsuzlukları konuşmayalım, rüşveti konuşmayalım, yoksulluğu konuşmayalım, yasakları konuşmayalım. Ne konuşalım Erdoğan? Ne konuşalım? Mesela bakanlığını dolandıran bakanı, sermaye piyasası kurulunda daha taze rüşvet sarmalını, 10 bin dolar mafyadan harçlık alan siyasetçiyi, 128 milyar iç edenleri, beşli çeteye yapılan kıyakları konuşmayalım. Bunları konuşursak şimdi bundan sonra halkta korku, endişe ve panik yaratmaktan dolayı hep beraber KODES'e gideceğiz. Peki Erdoğan şu ne olacak? Kabataş yalanı yani bir başörtülü kız kardeşimizin yerde tekmelenmesi halkta korku, endişe ve paniğe yol açar mı? Açar. Ne oluyor kardeşim der mi? Bunu ne yapacağız Erdoğan? Halkta korku, endişe ve paniğe yol açmak suretiyle iç ve dış güvenliği etkileyecek bir yalandır bu Erdoğan ve bunu sen söyledin. Sen söyledin. Hadi bakalım. Camiyi yaktılar dedin ya. Türkiye'de korku, panik, endişeye yol açacak iç ve dış güvenliği, toplumsal barışı en çok beni hastettin Erdoğan. Tehdit eden şey cami yakma yalanıdır. Ey hakimler, ne yapacaksınız şimdi? Erdoğan bunu yine söyler. Bir gün tutamaz kendini. Bir yerde söyler bu yalanı. Bakalım o hakimleri göreceğiz. Ne yapacaklar? Tabii Cumhurbaşkanı bu haliyle yargılanamaz ayrı ama en azından bir şey yazsınlar. Bakın, Türkiye Demokrasi ve Özgürlükler Endeksinde 103. sırada. Hibrit rejim kategorisindeyiz. Utanmıyor muyuz ya? Hep beraber. AK Parti oy veren seçmenlerimize, arkadaşlarımıza da söylüyorum ya. Dünyada 190 ülke var. Biz 103. sıradayız demokrasi ve özgürlük endeksinde. Yolsuzluk endeksinde 180 ülke arasında 149. sıradayız. Yolsuzlukta. Yani 149 ülke, 30 ülke bizden daha kötü. Bunun dışındakiler bizden iyi. Basın özgürlüğünde yolsuzlukta 96. sıradaymışız. Pardon. Basın özgürlüğünde 149. sıradayız. Bizden daha kötü 30 ülke var basın özgürlüğü bakımından. Yolsuzlukta bizden daha kötü 80 ülke var. Hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 112. sıradayız. Bazı ülkeler bu hukukun üstünlüğünde kategori dışıdır. Diktatörlükler, açık faşizmler. 139'da 112. Bizden kötü 10 ülke var. Türkiye böyle bir tablo için. Erdoğan bak bir şey daha söyleyeyim. Ekonomiyi düzeltmek için uğraşıyorsun ya. Hiç uğraşma. Hiç. Dünyanın en büyük ekonomi alimlerini Türkiye'ye toplasan, senin bu bozduğun, kırıp döktüğün ekonomi, tahrip ettiğin ekonomiyi düzeltemezsin. Niye biliyor musun? Dünyanın hiçbir ülkesinde demokrasi olmadan iyi ekonomi olmaz. Ne kadar iyi demokrasi, o kadar iyi ekonomi. Benim bir sözüm var. Tıkır tıkır demokrasi, şıkır şıkır ekonomi. İcat arama Erdoğan. Demokrasiyi tahrip etme, ekonomi sana rağmen kendiliğinden düzelir. Bunu bile kavrayamayacak bir noktadasın. Ekonominin ilacı demokrasidir, nas değildir. Faiz düşürerek
Merkez Bankası'ndan özel bankalara %12 ile para verip o parayı vatandaşa %30'a sattırarak da ekonomi düzelmez. Şimdi burada tabii bu kanunla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Zoom toplantılarımızı, WhatsApp görüşmelerimizi, internetimizi, kim internette hangi siteye girdi, nereden çıktı, neyi izledi, artık herkesin, öncelikle muhalefetin, sonra AK Parti'den hoşnut olmayan herkesin tepesinde bir drone, bilgisayar, cep telefonunun içinde bir kamera var. Hayırlı olsun. Böyle bir tablo. BTK üzerinden sosyal medya özgürlüğü bitiyor. Bank daraltacak. Bir internet sitesi Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmayı yayınlamadı mesela. Bırak eleştirmekten geçtik. Yayınlamadı. BTK o sitenin bantını %90 daraltacak. Yani bir saniyede o siteye aynı anda 100 kişi erişiyorsa 10 kişi erişecek. Siteye bay bay. Böyle bir niyet olabilir mi? Hakikaten bunlar hangi dönemde? İran'da var. İran'da var. Geçmişte İtalya'da, Almanya'da vardı. Başka basın ilan kurumu. İlandan men bitti. Zaten yapıyor o işi de. Yani Cumhuriyet'e, Sözcü'ye, Bir Güne, Evrensel'e, unuttum varsa darılırlar bana. Bunlara yapıyor da şimdi daha böyle ferah ferah yapacak. İşte Anayasa Mahkemesi de zaten yapamazsın dedi, demiş. Basın ilan kurumuna Ağustos ayında, Eylül, Ekim, 2 ay olmuş. Şimdi basın ilan kurumu üzerinden de gazetelere bir saldırı var. Başka? Sarayın savcıları da bizim peşimize düşecek. Bizim ve sadece milletvekillerin değil. Muhalefetin ilçe başkanları, il başkanları, muhalefet partisinin taşra teşkilatı yöneticileri, kadın kolları, gençlik kolları da savcılar da ellerinde bir mercek muhalefetin peşine düşecekler. Nerede ne söyledi diye. Tabloya bak. Gülüyorum çünkü hakikaten gale almıyorum. Kimsenin de paniğe kapılmasını istemiyorum. Gerek yok ya. Kimse endişe etmesin bu yasadan dolayı. Şimdi ben bilirim eskiden Isparta'ya gitmiştim. Süleyman Demirel rahmetli Cumhurbaşkanımızın müzesi vardır orada. Hepiniz de görmüşsünüzdür. Gezerken baktım bir bölümde Demirel'le rahmetliyle ilgili karikatürler. Müthiş ama. Bayağı sert. Farklı. Demirel bunları sergilemekten gurur ve onur duyuyor. Demokrasi olan hoşgörüsü ki biz gençken bu Demirel'e rahmetliye çok da kızardık. Koydu adam. Türkiye'de Erdoğan'ın karikatürünü çizebilecek bir çizer var mı ya? Türkiye'de artık siyasetçilerin karikatürü çizilemiyor. Geldiğimiz noktaya bakın. Erdoğan, çizseler senin karikatürünü, sen de sonra emekli olduğunda onu müzene neyse ne yapacaksan assan, nostalji yapsan olmaz mı? Ne var? Niye çizilemiyor? Şimdi Erdoğan'ı çizemedikleri için Bay Kemal de çok çizemiyorlar. Denge koruyorlar herhalde. Böyle bir şey olabilir mi? Karikatür çok önemli bir şeydi. Siyasetin karikatürü çok önemliydi. Kaybettik bunu. Şimdi karikatürden geçtim. Sosyal, görsel ve yazılı medyada siyasete, iktidara yönelik söz, yazı da yasak. Şimdi Erdoğan, iki şey söyleyeceğim. Bir, bu millete bu gömlek dar gelir Erdoğan. Bu millet, bu vatandaş, senin bu milleti hapsetmek istediğin gömleği vallahi de billahi de parçalayıp atacak. Hep beraber yaşayacağız. Peki, bu zincirde Erdoğan, bu zincirde Türk siyasetine zapt etmeye yetmez. Türk siyaseti demokratik siyaset yoluyla bu zinciri paramparça edecek. Hem vallahi edecek hem billahi edecek. Seni bu yasa kurtarmaz Erdoğan. Sözün özü ve sonu bu. Kurtarmaz. Bu yasaya bel bağlama. Buradan sana ekmek yok. Değerli arkadaşlar, Plan Bütçe Komisyonumuz 52 maddelik torba kanunundan ilgili başladı çalışmalarına. Biz daha önce de sizlerle paylaştığım gibi 5 teklif verdik. Biri reddedildi üzülerek, dün görüşüldü. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesindeki intern öğrencilere verilen 5500 lira harçlık diyelim, asgari ücret de yani uygulama ödeneği her ne derse diyelim adına. Dedi ki diğer sağlık alanındaki veterinerlere, hemşirelerimize de verilsin dedik.
Bu reddedildi. Üzülerek bunu kamuoyuyla paylaşayım. Şimdi 4 tane daha teklifimiz pazartesi mi? Pazartesi görüşülecek. Bir dedi ki aralık maralık yok. EYT hemen şimdi diyoruz. Pazartesi gün plan bütçe komisyonunda EYT ile ilgili teklifimizin görüşülmesini bekliyoruz. Görüşüleceği muhakkak da reddedilmemesi için de EYT mağduru bütün vatandaşlarımızın AK Partililere yönelik taleplerini telefon yoluyla, SMS yoluyla nasıl yaparlar bilmem. Hazır daha yasada Cumhurbaşkanı onayından çıkmamışken AK Partililerle biraz yazışmalarında fayda var. Başka vergi dilimlerinde ücretli lehine düzenleme istiyoruz. Hakikaten orada vahim bir tablo var. Çarpık bir tablo var. Ücretlerin vergi dilimi meselesinden dolayı büyük zararları var. Hak kayıpları var. Onu da pazartesi takipçisi olacağız. Başka ne var? Varlık yönetim şirketlerine devrolmuş borçların icraya düşme noktası, takibe düşmüş borçların 2500 liraya kadar olan kısmının silinmesi noktasında da biz bunun 2500'de hiçbir şeyin hallolmayacağını, 5500 lira olmasını önerdik. Bunu bekliyoruz, takipçisi olacağız. Başka elektrik, doğalgaz gibi abonelikten doğan ve takibe düşmüş borçlar için de 2000 liraya kadar olan kısmı silinecekti. Bunun da 5500 lira olmasını talep ettik değerli arkadaşlar. Şimdi bitirelim. Şöyle bitirelim. Havada indi mi Erdoğan? Havada konuşmuş. Havada konuşmayı seviyor. Havada konuşmuş ve bir soru sordurmuş. Sorusu önceden bilgisi olmadan soru sorulamıyor. Sizin bize yaptığınız gibi bir şey yok orada. Soru şu: efendim asgari ücret. Beyefendiden cevap. Nasıl demiş, yanlış söylemeyeyim diye. Havada uçan değil, kendi havada ya. Havada uçan değil, sağlam basan adımlarla bir asgari ücret açıklayacağız demiş. Bakınca yani, yani makul bir cevap gibi geliyor. Peki şimdi Erdoğan, peki bu doğalgaza, elektriğe, mazota, gübreye, gıdaya yaptığın zamlar ayakta, ayağa basıyor mu, havada mı uçuyor? Bunların hepsi havada uçan zam. Madem doğalgaza, elektriğe, mazota, gübreye, gıdaya da havada uçan zam yapma kardeşim. Yere basan, sağlam basan zam yap. Asgari ücrete sağlam basan, elektriğe, doğalgaza, gübreye, havada uçan zam. Ayıp ya. Ayıp. Yanlış. Yanlış, daha önce söyledik. Ankara Meclisi %50 suyu indirtti. Zaten su %50 indirimli satılıyordu. 24 liraya mal olan suyu 12 liraya satarken şimdi 6'ya sattırıyor. Erdoğan sattırıyor. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehir belediyelerimiz sosyal destek vermesin diye, kırsal kesime destek vermesin, yatırım yapmasın diye. Bu Ankara, İstanbul ve İzmir halkına cezalandırmaktır. Geçtim oradan. Hadi madem demek ki %50 indirim oluyor, yapsana dedik elektriğe, doğalgaza, efendim akaryakıta, yok. Şimdi bir yanlış daha yapıyorsun Erdoğan, bak onu da söyleyeyim. Dünya, bütün dünya enerjide, enerji çeşitliliğine, yeni enerji politikalarına yöneliyor. Dışa, özellikle de bir ülkeye bağımlılıktan kurtulmak için çare arıyor bütün dünya. Bizimki ne yapıyor? Enerjide Rusya'ya tam bağımsızlık için dolu dizgin koşuyor. Erdoğan bir dur. Bak, yanlış ve bilmediğin bir şey var. Diplomaside, uluslararası ilişkilerde, ikili ilişkilerde ebedi dostluk olmaz. Bak Avrupa tir tir titriyor. Rusya ile ara açıldı. Şimdi çare arıyorlar. Ne kadar güveneceksin bu Rusya'ya? Türkiye'nin bütün enerji bağımlılığını Rusya'ya dayıyorsun. Evet, ihtiyaç varsa dışarıdan almayalım demedim. Etrafta başka ülkeler de var. Şimdi Rusya'dan doğalgazı Avrupa'ya, işte Trakya'dan satacakmışız falan bir şeyler var da, Sinop'a Ruslara santral kurduracağız. Sinop'a kurdurma Erdoğan. Rusya Türkiye'ye en yakın bölgesine kursun, biz oradan alalım. Çöpünü biz niye çekelim? Radyasyonunu biz niye tutalım? Atığını biz niye Türkiye'de tutalım? Fabrika senin mi? Akkuyu Türkiye'nin mi? Sinop'a nükleer santral kurulursa Türkiye'nin mi olacak? Hayır. Elin oğlu gelecek, senin tarlanda fabrika kuracak, sana elektrik satacak. Oh ne hala, fıstık gibi iş. Çöpünü, çerini ve nükleer atığını ve riskini Türkiye yaşayacak. Bunu doğru bulmuyoruz. Akkuyu'da zaten belli bir inşaatta yol alındı. Şimdi Sinop'a gözü dikmiş, Sinop'a da gözünü dikmerdi. Bunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar,
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönel. Yalandan diyorlar ki teşvik ediyoruz. Vallahi etmiyorlar. Adam evinin üstüne elektrik güneş paneli kuracak. Karşılaşmadığı mevzuat yok, müşkülat yok. Şu mevzuatı bir rahatlat. Yenilenebilir, bunu herkes zor söylüyor zaten. Yenilenebilir enerji noktasında mevzuatı daralt. Makul hale getir. Yeraltı kaynaklarına ulaşmak için ne gerekiyorsa yalandan sondaj gemin var deyip durma. Yoksa dışarıdan kirala, bir an önce kendi egemenlik alanlarımızda var olan, var olduğunu herkesin de hepimizin de bildiği yeraltı kaynaklarına bir an önce ulaş. Kendi sondaj gemimiz varsa ki var ama yerliliği ayrı tartışılır. Gene de helal olsun diyorum ben. Güzel ama belli ki bunlarla olmuyor. Kiralı kardeşim. Kiralı bir an önce Türkiye'nin egemenlik sahasındaki münhasır ekonomik alanlarımızdaki denizde ya da karada doğalgaz, petrol ne varsa çıkar kardeşim. Türkiye'yi Rusya'nın insafına, Rusya'nın merhametine teslim etme diyorum. Ve evet yeter, bitirelim. Teşekkürler. Buyurun. Edecek diyemem, öyle hüküm veremem. Yani, evet. 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 Onu, evet. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda biz dilekçemizi onu mutlaka belirtiriz ama bu konuyu bir an önce, çünkü önümüze seçimler var. 8 ay sonra seçimler var. Bu sansür yasasının asıl amacı önümüzdeki seçimlere yönelik. Onun için siz yoktunuz herhalde. Bu yasa seni kurtarmaz Erdoğan dedim. Ama her şeye rağmen mağduriyet yaratır. Yasa Erdoğan'ı kurtarmayacağı kesin de bu yasadan kaynaklı AK Parti muhalifleri mağdur olacak. Gazeteciler ve siyasetçiler. Hatta vatandaşlar. Hangi vatandaşlar? Yandaş olmayan vatandaşlar. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin zaten başvurumuz esnasında da başvuru metninde de bu talebimiz olacak. Sonrasında da başvuruyu yaptıktan sonra da gene böyle basın yoluyla da Anayasa Mahkememize bu başvuruyu diğer başvurularımızdan önce karara bağlamasını isteyeceğiz. O bilinen bir şart. Yürürlüğün durdurulması hep o yürürlük öncelikli olarak istiyoruz zaten. Ama biz orada endişe taşımıyoruz. Ağustos'ta verdiği karar orta yerdeyken Anayasa Mahkemesi bunu red edemez diye ben düşünüyorum. Takdir yüce mahkemenin tabii. Ben öyle düşünüyorum. Başka var mı arkadaşlar? Her şeyi güzel anlattım, soru yok. Teşekkürler. Sağ olun.